Evet arkadaşlar, Diyarbakır'a geldik. Hemen gelir gelmez Fırıncı diye bir yer var. Burayı önerdiler. Şöyle içeri doğru girelim bakalım nasıl bir yer. Giriş böyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yer. Bakın böyle bir girişi var. Arkadaşlar önden şunlar geldi. Önce elini açsın bakalım. İçli köfte geldi önden. Bunlar geldi. Şöyle bir şey geldi. Salata geldi. Yoğurt geldi. Bundan önden gelenler ücretsiz. Biz de tandır patlıcan kebap söyledik değil mi? Patlıcan beğendi. Patlıcan beğendi ve tandır söyledik. Bakın arkadaşlar giriş şu karşıda gördüğünüz gibi şu kapıdan giriyorlar. Bizim biraz önce girdiğimiz gibi. Menüye baktık. Acayip zengin bir menüsü var. Bakalım tatlar nasıl? Arkadaşlar mekan çok güzel. Her yer taş görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Diyarbakır'a gelir gelmez ilk önerdiğiniz yere geldik. Acayip zengin bir menüsü var. Önden gelen yiyecekler de 5-6 çeşit meze vermişler. Çok güzel bir mekan. Her yer taştan kaplı. Şöyle biraz göstereyim biraz daha size. Arkadaşlar tandırımız geldi. Şöyle bir tandır söyledim. Patlıcan beğendim. Şimdi nasıl? Bak bakalım. Şimdi patlıcan beğendi söyledi. Üzerine tandır koydurduk. Bayıldım. He? Güzel değil mi? Bir de ben deneyeyim bakayım. Evet arkadaşlar. Tandır tadımı yapıyorum. Buranın tandırını çok medetli. Mükemmel. Arkadaşlar gerçekten mükemmel. Yani çoğu şeyi beğeniyorum ben buralarda. Bu Antep'te, Adana'da, Urfa'da olsun 20 yemek ama felaket güzel. Evet, bura ben de beğendim. Vallahi çok hadi afiyet olsun. Tamam. Arkadaşlar bir de lahmacun söyledik. Bunu da çok methetmişler. Bir enli tadım yapsın bakalım. Enli bak bakalım. İncecik hamuru değil mi? Hamuru incecik. İnce olduğundan bakın üstler hemen kıtır kıtır. Kıtır kıtır olmuş. Mutlaka gelince bunu da deneyin yani. Gerçekten çok güzel. Hatta hesap ne kadar geldi? Hesap tandır söyledik biliyorsunuz. Patlıcan söyledik. Bir de en son lahmacun söyledik. İçerinin ücreti 633 lira. Hesap çok iyi geldi bence. Bu lezzet zaten süper. Bu lezzet de bu fiyat gerçekten mükemmel. Acayip güzelmiş yani. Ben beğendim. Buraya yine geleceğim. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen yemeğe diyetten sonra buraya gelirseniz mutlaka kahvesinden için. Ben böyle lezzetli kahve görmedim. Ne kadar güzel ya. Sanırım Dibek kahvesi değil mi? Herhalde. Ben ne kahvesi olduğunu tam bilmiyorum ama kahve söyledim inanılmaz güzeldi. Evet arkadaşlar artık çıkıyoruz. Geldiğimiz yerden yine eğilerek çıkıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sık teşekkür ederiz. Evet çıktık şimdi. Arkadaşlar kadayıfçı Sıtkı Usta'yı çok methettiler. Şuradan bir tane çam fıstıklı pasta deneyeceğim. Evet Ada tatlısından yerini buldu. Oh Ada. Maşallah maşallah. Maşallah kızım. Arkadaşlar internette çok methettiniz. Geldik yiyeceğiz. Tamam, hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Evet Ada baloncuya yakalandı. Evet Ada. Tut. Vav, wow, o çok güzel. Ne şey ya, o yakışır. Güzel bir şey. Adam muhabbet ediyor. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Ama yavaş yavaş bırakmam abi. Teşekkürler, sağ ol abi. Yere yavaş. Bunun içinde ne var arkadaşım? Biraz vereyim size. Bu arkadaşlar acayip güzel bir şey ha. Cevizli. Çikolata ceviz tadı alıyorum ben. Evet. Dilek kahvesi ve çok güzel. Biraz vereyim size. Biraz çekelim. Arkadaşlar bunun içinde ceviz, dilek kahvesi ve tiramisu var. Tiramisu var. Bunu gelince mutlaka arkadaşlar deneyin. Bu acayip güzel bir şey bu. Ağzımızda eridi vallahi çok güzel.
Bunun içinde çikolata var değil mi? Vişne dolgulu. Vişne? Vişne dolgulu. Vişne dolgulu. Sonradan geldi artık. Çok güzel. Şu neydi? Badem. Arkadaşlar bu da içinde badem var. Ben üçünü de denedim. Gerçekten mükemmel. Hepsi birbirinden daha güzel. Baba. Evet. Arkadaşlar şuraya uğrayın. Kimkini diye bir yer. İnanılmaz güzel, lezzetli çerezler var. Biz hepsine karışım yaptırdık. Hepsini gerçekten çok beğendik. Evet, herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hatta balonunu aldın. Kahvaltıya balonuna gidiyor değil mi? Arkadaşlar çok güzel dizayn edilmiş bir otelde kalıyoruz. Şöyle. Sonra otel ismini falan da vereceğim size. Tertemiz bir otel. Değil mi anne? Evet, kahvaltı terasındaymış. Evet arkadaşlar, masayı donattılar. Yemin ediyorum yok yok. Şöyle bu zahter diye bir şey, baharat değil mi? Baharatlı. 9'da 10 çeşit baharat varmış. Şöyle bakın. Adam bile şaşırdı, ellerine diziyor onu. Adam, gördün mü? Arkadaşlar kahvaltıda her şeyi veriyorlar. Yok yok. Otele tertemiz. Bu oteli diğerlerine bir tık pahalı ama çok güzel. Değil mi anne? Ne diyorsun? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar olay şu. Şu zeytinyağını batırıyorsunuz. Şu 9 tane baharat, çeşitli baharatı şey yapıyorsunuz. Ben böyle lezzet görmedim. Bayıldım, bayıldım. Bu neyse, ne şunu alalım. Acayip. Çok güzel. Evet arkadaşlar, otelin kahvaltısı şu. Zeytinyağı, 9 kat baharat. Şöyle bakın, gösteriyorum. Şimdiye kadar en iyi. Şimdiye kadar Kaptur Tur'da yaptığımız en iyi kahvaltı. Çeşitli. Şuna bak arkadaşlar. Doldurdu ama sayılır. Ne yani? Evet. Arkadaşlar, şunu silip süpürdüm. Ben böyle bir lezzet görmedim. Sahter miydi, ismi neydi? Zeytinyağını tüketiyorsunuz değil mi? Mükemmel bir lezzet. Arkadaşlar neredeyse doyduk. Ancak bu kadar yiyebildik. Afiyet olsun bize. Enni bu kadar kahvaltı, güzel kahvaltı verebildiklerine çok şaşırdı gerçekten. Ben de şaşırdım. Bu turumuzda yediğimiz ve en güzel, gördüğümüz en güzel kahvaltı. Değil mi Enni? Müthişti gerçekten. Arkadaşlar size otelin irtibat numarasını ve ismini de şöyle göstereyim. Biz burada gecelik 1600 TL kaldık. İki yetişkin bir çocuk. Bir de bu otelin özelliği tam merkezde arkadaşlar. Her yerde yürüme mesafesinde. Evet arkadaşlar. Şimdi şunun asansöre bineceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, oda daha da böyle. Bakın göstereyim, odaları tertemiz. Mis gibi boş bir oda yakaladım, size göstereyim dedim. Buraya geldiğiniz zaman gözünüz kapalı, bu otele gelin. Bunun banyoları her yere çok güzel bu odanın. Şöyle banyosunu da göstereyim. Bakın tertemiz. Arkadaşlar bugün güne güzel başladık, gülerek başladık. Günümüz güzel geçsin değil mi Oda? Evet, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün gezeceğiz. Spontane Diyarbakır sokaklarını gezeceğiz değil mi Ada? Evet. Arkadaşlar Diyarbakır sokaklarına çıktık. Şimdi bu gezimizde önerilen yerlerde yemek yemeyi çalışacağız. Bir de spontane gezeceğiz. Diyarbakır'ın güzel yerlerini göstermeye çalışacağız. Güneydoğu'nun Paris'i Diyarbakır'dan. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer cıvıl cıvıl. Biz de keşfe çıktık. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar burası da meşhur Ulu Cami. Bugün de tam cuma. Şöyle Diyarbakır'ın dağ sokaklarına kendimizi atalım bakalım. Alışveriş için. Evet arkadaşlar, bu sokaklarda ayakkabı, giysi, her şeyi bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar giysi fiyatları çok uygun. 150-200 TL arası.
Marmaris'te biz bunları 2-3 katına alıyoruz. Evet arkadaşlar, 4 parça aldık. Bütün mallar gerçekten mükemmel. Güle güle kullanıcım. Arkadaşlar iş yerinin kartı da burada. Numarası. Şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar burası da Bakırcılar Çarşısı. Şöyle bir yer. Her sokakta ayrı bir bakırcı. Aynı zamanda Sobacılar Çarşısı arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler. Evet arkadaşlar, önerilerinizden ciğerci Ramazan'ın yerine geldik. Böyle bir yer. Bakırcılar Çarşısı'nın içinde arkadaşlar. Şöyle her şey mangalda oluyor. Oh. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Böyle arkadaşlar. Arkadaş burada ne yiyelim? Bize burayı çok önerdiler. Araştırmalarda ciğer yiyelim değil mi? Tamam, biz de ciğeri yiyelim o zaman. Ciğeri arkadaşlar, kuzu ciğeri. İnternette genellikle burayı önermişsiniz. Biz de buraya tadıma geldik. Bakalım nasıl çıkacak. Şöyle bir mekan arkadaşlar. Evet, ciğer gelmeden önce lahana salatası veriyorlar. Birazcık. Acı, bu neydi? Acı sos abi. Acı sos arkadaşlar. Bu ikisini birden başka bir şey yapmıyor. Anladım. Sadece ciğerci Ramazan'ı veriyor bunları. İkisini sadece ciğerci Ramazan'da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ciğer geldi. Şöyle bir porsiyon. Oo, oh, yemede yanında yat. Bugünkü planımız arkadaşlar. Yiyeceğiz, yürüyeceğiz. Akşama kadar plan bu. Arkadaşlar, bu Diyarbakır'da ciğerci Ramazan'ın ciğerinin özelliği, ciğerin soslu olması ve pul biber, orijinal pul biber tek kullanan mekan burası. Bir deneyelim bakalım. Haydi Hakan, bir türü mü? Hazırla evet arkadaşlar, bakalım. Hemen iki ciğeri. İki mi? Bir tane alalım hadi. Aç gözü yapmayalım. Şöyle. Hemen bunun içine şimdi şöyle göstereyim. Bir tane biber atıyoruz. Biberi de şey yaptık. Birazcık soğan gibi şeyler de atalım şöyle, değil mi? Oh, oh, oh. Bir de yeşillik atalım. Şöyle arkadaşlar, ciğerimiz hazır. Şimdi deniyoruz. Bakalım nasıl? Ağzım sulandı. Ya çok değişik. Çok güzel. Yumuşacık arkadaşlar. Sos da hemen ağzınıza geliyor. Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar bir de anne şunu tatsın bakalım. Lahana değil mi bu? Lahana bursun. Nane. Benim çok güzeldi. Ben akşam atsam bir aydan bir. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok değişik. Ne baharatlı mı yapmışlar onlar? Nane var. Nane var, nane de değil mi? Çok güzel. Bak arkadaşlar, Zerzavan kafe kahvaltı yeri meşhur, buraya çok önerdiler. Şöyle bir giriş yapalım. Şöyle bakalım. Kolay gelsin, merhaba. Arkadaşlar böyle bir yer. Burada insanlar kahvaltı yapmaya geliyor. Kahvaltı falan servis mi veriyorsunuz burada? Aynen, kafe kahvaltı. Kahvaltı. Arkadaşlar burası Zerzeven Konağı. Meşhur Zerzeven Konağı burası. Arkadaşlar buraya özgü Zerzeven kahvesi söyleyeceğiz bir tane. Bir tane dibe kahvesi söyleyeceğiz. Yok, iki tane Zerzeven olsun. Tamam, iki tane Zerzeven olsun o zaman. Baba. Evet anne, bunlar neydi? Zerzeven Kafe. Zerzeven Kafe meşhur ve Reyhan Şerbeti. Reyhan Şerbeti beraber şimdi içeceğiz. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bir iç bakalım. Nane limonu. Nane limonu da vermişler değil mi? Hı-hı. Nasıl, güzel mi? Değişik mi? Aynı fıstıklı kahveye benziyor. He? Fıstıklı kahvenin benziyor. Ona mı benziyor? Arkadaşlar, şimdi ben de tattım bu kahve. Balıklıgöl'de içtiğimiz
Fıstıklı kahvenin aynısı. Çok çok benziyor ona. Aynı lezzet var. İçinde fıstıklı zaten bulunda. Zerzeven kahve böyle bir şey oluyor. Enine kahve için ne diyorsun? Arkadaşlar kahve mükemmel. Diyarbakır'ın ciğeri de güzel, kahvesi de güzel değil mi? Kendisi de güzel. Boş boşuna Güneydoğu'nun Paris'i demiyorlar vallahi buraya değil mi? Yani daha yeni başladık ama gezmeye çok güzel yer. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yer Nembecevi. Şöyle bir yerden geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, müzisyenlerin olduğu Dengbej evine gireceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Evet arkadaşlar, şöyle açılış saatleri, kapanış saatleri şöyle bir yer. Alo. Selamünaleyküm. No no va me hama hayra darma darma no no du khanjari gel ya malu grafina babe hamme elo elo birjeyine elo gulad nemre mele khoder ama kar oje ama hama bunu gireyim er şuraje şu o ge elo adno zaru dine elo adno zaru dine Lolo sina kurbano. Azmerim tebohi bu kar çarma u ale e e vah e gule zelan ya u ale e vah. Arkadaşlar bir önce olduğumuz yer yani Dembeş Kürt sözlü edebiyatında kılan ve sıtan söyleyen sanatçılara belini atmış arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yanında şöyle bir yer var. Sergi rengarenk. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Aynı bulunduğumuz bölgeden böyle bir yoldan geçiyoruz. İleride Meryem Ana Kilisesi varmış. Oraya bakalım. Arkadaşlar sokaklar böyle bakın. Şöyle. Şöyle. Şuradan. Yürümeye devam. Evet böyle yollardan devam arkadaşlar. Dar yollardan. Arkadaşlar bütün sokaklar böyle. Şimdi Meryem Ana Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar her yer ayrı bir sokağa çıkıyor. Acayip büyük bir yer. Bakın böyle. Evet arkadaşlar gittiğimiz yerde şurası. Bakın. Şöyle. Sokak her yere çıkıyor.
Arkadaşlar burası Meryem Ana Kilisesi. Hemen karşısında da Diyarbakır Kilisesi var. Arkadaşlar bu kilise sadece pazartesi günleri kapalıymış. Şöyle bir girelim bakalım. Giriş vizesi söyle. Selamünaleyküm. Yalnız kadın da bizim o şeyi yapan Selahattin değildi ya. Arkadaşlar kilise böyle bir yerde bakın. Acayip bir yapı değil mi? Arkadaşlar bilgisini de şöyle bırakayım. Videoyu durdurup okursunuz bilgisini. Tarihi Meryem Ana Kilisesi. İşte burası arkadaşlar. Şöyle biraz daha göstereyim size. Evet, çıkışa doğru gidiyoruz. Acaba nereden çıkıyor? Sağdan mı gitsem, soldan mı? Enni. Bir. Kaybolduk. Daha sokaklarda kaybolduk enni. Arkadaşlar, şu ana kadar gördüğüm ayrıca Diyarbakır halkı çok cana yakın, çok yardımsever. Yardım edelim, şuraya götürelim diye bize yardım etmeye çalışıyorlar. Evet, bizimkiler alışverişe başladılar. Fırsat buldukça alışveriş arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu üründe de böyle inanılmaz fiyatlar var. 5 lira mesela. Arkadaşlar ciğer bir porsiyon yedik ama böyle bir doyurdu ki tadım yapmam lazım ama midede boş yer yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Buralarda kavurma çok meşhur biliyorsunuz. Bir kavurma alayım diyorum ama. Evet arkadaşlar Diyarbakır'da evet kavurma yiyoruz. Böyle kavurmayı ekmek arası yapıyorlar. Evet. Oh. Acı falan eksik olmaz değil mi? Tabii acı olur sürekli. Evet arkadaşlar yarım kilo kavurma aldık. Bakalım deneyelim. Abiden. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Arkadaşlar bu Diyarbakır gerçekten cıvıl cıvıl. Yani enli bayıldı. Enli alışverişi çok oldu. Yeri çok seviyor. Bayıldı buraya. Ne oldu kızım? Şeydi yalan. Baba, bir alışverişten geliyor bizim kuyum. Arkadaşlar video stillerimizi inşallah beğeniyorsunuzdur. Hem gürme yapıyoruz hem de sağa sola gidiyoruz. Önemli yerlere gidiyoruz. Değil mi? İnşallah beğeniyorsunuzdur yani. Çarparsın, ha? Arkadaşlar buralarda her yer çarşı pazar vallahi. Yok yok buralarda. Bakar mısınız? Her yer çarşı pazar. Arkam, önüm, arkam her yer. Arkadaşlar burası Ulu Cami'nin olduğu meydan. İğne atsan yere düşmez.
Cıvıl cıvıl burası ya. Diyarbakır'ın her sokağı cıvıl cıvıl. Arkadaşlar alacağımın girişi burası. Benim üzerimde şort olduğu için ben giremiyorum maalesef. Şöyle uzaktan çekeyim size. Ne kadar canlı buraları ya. Valla diğer Adana'dan Antep'e falan gittim ama bu kadar yani çok aşırı canlı bir pazarı yoktu. Burada her yer gördüğünüz gibi kalabalık. Ey Müslüman. Evet Hasan Paşa Han'da geldik. Bu anı da size göstereyim. Bu da kahvaltılık yerler var. Nargile salonları var. Çoğu yer kahvaltılık. Meşhur Hasan Paşa Han'ı arkadaşlar. Çoğu yer kahvaltılık burada bakın. Arkadaşlar bir de burada çoğu yerde şöyle karpuz çekirdeği satıyorlar bakın. Karpuz çekirdeği satıyorlar burada. Evet arkadaşlar. Ciğerci Mehmet'i çok medettiniz. Oraya geldik. Bakalım içerisi nasıl. Evet şöyle. İçeri giriyoruz. Çok medeten yer tıka basa dolu. Buraya çok ümmet ettiniz arkadaşlar. Geldik. Bakın şu ocağın başında oturuyorsunuz. Arkadaşlar ciğerin hazırlanışı. Evet. Kuzu ciğeri, kuzu ciğeri. Yemem bunlar. Tabii. Yeme de yanında yat. Yeme de yanında yat arkadaşlar. Aynen abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar 7-7 tane. Baştan başa dedi. Ben böyle lezzet ciğer yemedim. Oh. Arkadaşlar daha yemek başlamadan servise bakın. Soğan, biber. Yok yok. Heh, soğanlar burada bakın. Vay. Yeme de yanında yattı. Tabii. Oh. Arkadaşlar bu nedir ya? Nedir bu? Vay. Ciğerci Mehmet. Herkesi bekliyoruz burada arkadaşlar. Tabii. Vay. Arkadaşlar, kim oraya geldiğinizde daha yemek yemeden bunlar geliyor bile. Buyurun. Buyurun. Ama hemen yiyip doymayın. Bunlar ücretsiz arkadaşlar, ücretsiz. Oh. Ustam bana iyi bakıyor vallahi. Sağ ol ustam, teşekkür ederim. Arkadaşlar her ciğer yedim biliyorsunuz kapturu boyunca. Ama burası gerçekten ayrı bir lezzetmiş. He? Değil mi? Nasıl yani? Gerçekten ayrı bir lezzetmiş. Soğanı var. Böyle mesela daha önce böyle soğan veren falan olmadı. Değil mi? Soğanı var, mezeleri bolca. 10 tane meze veriyorlar zaten arkadaşlar. Daha ne olsun? Yani direkt buraya gelin. Yani Diyarbakır'a gelince direkt buraya gelin arkadaşlar. Yok böyle. Bakın bir de ne verdiler. Acılı domates, acılı. Böyle hareket. Abi. Gel abi. VIP'desin. Arkadaşlar şunun içine bakın, şuna bakın. VIP atama bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ciğerin akan suya bakın. Görüyor musunuz? Burası bir birileri gidiyor. Arkadaşlar Diyarbakır'a gelince hiç macera aramaya gerek yok. Direkt bu mehmeye gelin. Bakın hiç macera aramaya gerek yok. Size şöyle söylüyorum. 10 üzerinden 10. İnanılmaz.
olsa yedik, içtik. 390 liraya kalktı. Vallahi vallahi bunlar bir şey. Herkese burayı tavsiye ediyoruz. Mehmet'e mutlaka getirin. Evet arkadaşlar, nihayet ciğerde 10 numarayı bulduk. Mutlaka gelin. %100 gelin. Evet arkadaşlar, Sanat Sokağı diye bir yere geldik. Hoşumuza gitti. Dedik burada çekelim gelmişken. Hem sizlere de gösterelim. Çok güzel ışıklandırma yapmışlar. Sanat Sokağı'nı. Arkadaşlar Sanat Sokağı'nda sanat kafe yapmışlar. Şu içerinin dizaynına bakın. İçerinin dizaynı ne kadar güzel. Acayip güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar, yıllar sonra çocukluktan beri tanıdığım Mehmet arkadaşımla buluştum. Mehmetciğim, paralımızı söyleyelim. 1, 2, 3. Hakan burada. Hakan burada mı? Evet, ada pozunu versin bakalım. Değil mi ada? Ada beğendin mi burayı? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar böyle.